Neyse devam ederiz. Fazla aşık olmaya gerek yok. Zaten galiba yeterince zaman geçireceğiz daha bunda. Ama şöyle açık bir dünyaya, o Murat'a attı ya be de. Lan diye kocayı var. Ama nereye gideceğim şimdi? Normalde... Nereye gideceğim bu mesela? Yeni vardı, ben tamam mı ya? Çığlık atıyoruz. Bu ne? Ludens maskesi, güneş gözlüğü. Sam'in eski gözlüklerinden olan bu güneş gözlüğü Homo Ludens'ten alınan ilhamla takana oyuncu yanını unutturmama amacıyla tasarlanmıştır. Renk şeması kişisel alanda özelleştirilmiştir. He? Takana oyuncu yanını unutturmama. Evet, giyersem ne oluyor? Bir şey olmadı. Çıkar. Bu ne? 1000 mililitre matara kondisyon tazeleyen enerji içeceği. Monster Energy mi? Monster Energy enerji içeceği. Va, oyuna da yer bulmuş. Zaman yıkımı veya başka bir kaynaktan mataraya temas eden her türlü su enilip süzgeçten geçirilen içindeki enerji partikülleriyle karıştırılır. Matara aynı zamanda antifriz teknolojisiyle donatılmıştır. Okey. Bunu Monster Energy iç. Hayır. Burada bir şey yok. Kaldır. Kuşanılmış. Bu ne diyor? Hazırlan. 9 mililitre işe. İşerken düşüncesizlik etme ve işini diğer insanlardan ve binalarından uzakta görmeye çalış. İle hazırlan. L2 ile hazırlan, R2 ile bırak gitsin. Ne? Bu ne? Kışanılmış, kaldır bir dakika. Sırıyor sadece. Dur deneyeceğim buna. Nasıl oluyor bu şimdi? Ha, seç. Evet. Niye olmuyor? Nasıl yapacağım bunu? Anlamadım bunu. L2 ile hazırlan, R2 ile bırak gitsin. Nasıl seçiyorum? Neyse. Bunda fazla zaman kaybetmeyelim. Aha. Ne oldu? Ödül kazandım. Dayanamıyordum. Tamam, işime bitti. Neyse. Güzeldi, güzel güzel. Çok gereksiz şeyler ya. Ama belki de bir amacı vardır burada. Allah! Lan! Aha! Kaç dakika olursan. Neyse. Canı nasıl düzelteceğiz? Kerekeden düzeltir mi acaba? Ne diyor? Dayanıklılık sayacı. Sam'in bedenini yoran eylemler sırasında kondisyonu sayacı çabuğunun üzerinden görünür. Sayaç tamamen boşaldığında Sam'in yükünü taşıyamaz hale gelir. Bu olmaktan önce, bu olmadan önce durup dinlemeye çalış. Durup dinliyor. Nereye gideceğim? Aha, şurada. Yok, o arkada kalmış. Lan kokusu çok kokuyor. Kesin onu daha düzeltmemiz lazım. Aha, o ne? Yoruluyor benim adam. Yoruluyor. Bitti. Kusura bakmayın, ben biraz nehirde dengeli konumu. Lan bir şey var zannettim, bir şey yokmuş. Aha, doldu. 2 mililitre. Ay. Kusura bakmayın, ben biraz böyle değişik farklı yollara bakıyorum da önce bir etrafı gözetmem lazım. O kadarlarda biraz problemli zaten. İnsan nereye gideceğini bilmiyor. Ondan sonra her tarafa gitmek istiyor. Ama şimdi ben en iyisi yolumu gir o tarafı doğru alayım. Çünkü ben aşağı yukarı oraya yönetti zaten oyun.
Şuradan düşürüm de. Zaten düşürmüşsem ya. Hadi lan. Lan. Aha. Neyse ben şuradan gideyim. Orada bir şey var. Ha, en sonunda yol gösterdi. Hayret. Şu halen aynı L3. Şu tarafa bir geçeyim. Ne diyor? Akıllıyla açlar. Halen paket. Evet, sağ elinde taşı sırtında. Pratik bayağı ya. Bunları oradan burada toplayayım da benim asıl galiba hedefim bunlar değil. Vay! Orada bir şehir var. Şehirden uzak dedi zaten. Kumi Takabe Makoto sona geldi. Teşekkür ederim bunu yapmanız için. Kardeşim, motosiklet buldu ben hala çözemedim ya. Onu alacak mıyız geri ya? Nereye gideceğim bilmiyorum ki. Harita var mı? Evet, sadece sen ve ben. Tamam. Çığlık atıyoruz. Kimse yok. Şunlar ne olduğunu da öğrendik. Şöyle koşuyorum. Aslında şöyle yukarı mı olsam? Yukarı bir gidelim bu arada. Böyle denge yapıyorum. Allah! Ne oldu? Ha, ilginç. Evet. Ne yapacağız? Hedef ne? Tırman diyorsun da hedef neresi? Hedefi çözemedim. Yasa. Neyse. Burayı çıkartmıyor. Ben de var ya, nerede tuhaf yerler var, oralara giriyorum ha. Belli zaten, onda yol yok. Aha, çıktı. Kardeş, benim motosiklet arkada değil miydi ya? Yerde bir şeyler yanıyordu. Kesin bir yerde hata yapıyorum ya, daha ne olduğunu çözemedim. Hayırlısı bakalım. Boş boş gidiyorum şu anda. Zaten buradan motosiklete gidecek yer değil ki. Lan dur. Frene basıyorum burada resmen. Araba sürer gibi. Aha şurada bir şeyler var. Ne dedi? Kripto piyot ya. Kan seviyeler tazelemek için kripto kullandı. Evet. Her zaman göstermeyeceğim kadar. Buradan buraya nasıl gelmiş kardeşim? Artık elime mi almak zorundayım? Sırtına taşı. O nasıl bir çanta lan? Vallahi bana uyar. Elime taşıyınca zaten basıp tutmam lazım. Neyse fazla ortalık böyle ne oldu belli değil zaten. Karman çorman yerlere girmeyeyim. Çıkamayayım sonra. Motosiklet de gitti. Kardeş ne diyor? Hiçbir şey yok. Eskiye yema. Bana bak da biraz sürsedik şu motosikleti ya. Ama sürecek yerde yok bir yandan.
Daha halen yazılar geçiyor. Demek ki oyun bitince yazılar göstermek istemiyorlar. Zaman harcamayalım diye. Zaten belli galiba. Ayarlanmış önce de benim burada bayağı dolanacağım da. O esnada yazıları gösterelim diyorlar. Ama fark etmez. Şu manzaraya bak. İslanda ya resmen burası. İslanda'ya gitmedim ama coğrafya okuyorum. Coğrafi bilimde alanlarda ulan oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu? Dengesiz herif. Üç kere basınca ne oluyor? Hiçbir şey. Yuvarlak. Soluklar. That's what I said. Aha. Kalk. Kaydetti. Toplam dinleme süresi 2 saniye. Fena değil. İslanda'nın siyah sahillerini zaten ilk başta görmüştük. Ben oradan aşağı gidersem tepe taklağa giderim. Damazaki Kawata diyor kardeş. Oyunun nereye gideceğimi söyleyin de. Mazaki falan sonra okuruz. Neyse. Ya ben burada niye gidiyorum ki? Şurada adam akıllı yol yapmışlar zaten. Oğlum bu adam çok dengesiz yürüyor ya. Öyle zaten tuhaf bir çantayla gezersen dengesiz yürür. Aha. Harbiden bu şey var mı şimdi ya? Kocaman New York gibi. Büyük. Büyük büyük binalar yapmışlar oraya. Aynı forja. Oraya kullanacağız. Daha açalım. Evet, orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey yok. Aha. Buldum bir şeyler. Bu şeye de giremiyor mu? Asso. Magnetik bir alan, koruma duvarı. Ha şunun arkasından çıkacağız mı? Ha yok olmuyor. Dokunsam? Okey. Ama sonra galiba girebilirim oralara. Hadi. Ha şöyle. Hoppa. Sağlam zemine bastık. Magnetik alan her yerde. Oraya gitmem lazım. Nasıl bir şey burası ya? Bu adam da var ya, gitti mi durmuyor. Hızlı koşuşa basıyoruz. Buradan zaten fazla yere sürükleyemez beni bu su. Çünkü zaten orada bir şey yok. Ama yine de kondisyonumu harcıyorum çünkü sudan geçmek zor. Sırtımı aldıkça akıllı yaş teslimatı siparişinin kargosu alındı. Bu daha çok yoruluyor. Adamın ağırlığı arttı. Baksana adam tuhaf yürüyor. Orada bir şey var. Ama burada da var. Koşmaya başladık. Oğlum koşarsan bu adam gider. Zaten ağırlığı var. Aynen 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 aman dur. Sen koşma kardeş ama sen dur. Sen koştun mu üstündekilerini dökeceksin. Aha ben bunu alırsam. Fazla kargo taşıdığında dengeni daha kolay kaybedebilirsin. Sola veya sağa doğru salınmaya başlarsan L2 veya R3'ü düşün düğmeleriyle ağırlığını aksi yöne kaydır ve deneyini yeniden sağla. Aha. Eşten çözmüyor. Yani bence de. Aha. Scan der Fischer. Drache geprüft.
Ne oldu? Aha, tamam, bir sürü verdi. Ben bunlar bir vereyim bile. Tabii dur. Dengede kalmak çok zorlarsa üçgen düğmesiyle sırtından kargoları indir. Aha, hepsini dağıttı. Aslında ne yapabilirim? Tamam, ben bunları bir indireyim. Şurada bir tane daha kargo vardı, onu da alayım. Neredeydi o? Orada. Oğlum, indirdik mi? Beyinsiz mi bu ya? Allah Allah. İlk defa koşuyor sanki hayatında. Kargo margo bunlar hep hikaye kardeş. Adamın kendisine bir problem var. Kargo yok, adam koşamıyor. Tamam. Nerede? Burada. Bulduk. Ne yapıyor? Tamam. Şimdi gidelim. Aha, orada ne var? Ha, benim bütün kargoları bıraktım. İyi, en azından gidiyorlar. Koş kardeş, koş 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 koş. Malına sahip çık lan. Başkası çalar yoksa şimdi. Bu kargolarda kesin biz para alacağız. Ya da işte beğeni alacağız. O beğenileri de kesin kendi... Aha, ne oldu? Gene mi çalışıyor? Bütün özelliklerini güçlendireceğiz. Al. Evet. Hayatım ilk defa birinin böyle sırtına çanta koyduğunu görüyorum. Bu ne lan böyle? Ha, orada giriş kapısı var. Lan bir dur. Love you. Araba da var burada. Şu arabalardan acaba sonra... Lan bir dur. Ardını sola kaydır diyor. L2'ye basıyor. L2 zaten sağ tarafta. İkisine de mi bassam acaba? Burada başka kimse yok. Burası galiba benim konak. Ama gerçekten ya, Metal Gear oynayan varsa aranızda ya da oynadıysa önceden, ya tıpkı Metal Gear gibi ya buralar. Aslında burayı sonra bir Metal Gear dünyası yapsa çok manyak olur. Ne bilir? Oğlum, Allah Allah. Düz duruyor oğlum zaten sırtındaki. Lan oğlum. Tövbe tövbe. Baksın ne yapıyor? Düğmelere basılı tutmak. Simgesini her gördüğünde düğmeye bas. Ne oldu? Teslimat yap. Talep edilen ve başkalarının bıraktığı kargoyu teslim et. Evet. Yapalım bunu. Neye basacağım? Çarpıya. Talep edilen kargoyu teslim et. Bu müşterinin özellikle talep ettiği kargoyu teslim et. Tamam. Nedir o? Bir nolu sipariş, akıllı ilaç teslimatı. 4'te 4. Asgari bir. Kısmı teslimat mevcut değil. Ne? Kısmi teslimat boş. Geri ver. İade et. Kayıp kargo. Test malzemesi. Hiç, biraz insan anlatır şu oyunu. Teslimat özetini onayla. Bir dakika. En üste gidelim bir. Çarpıya bastım. Gerekli tüm kargolar teslim edilmeye hazır. Sipariş tamamlanabilir. Tamam. Bir şey olmadı. İade et, kayıp kargo. Tamam, hepsini vermek istiyorum ben zaten. Hepsi seçildi. Ha, hepsi seçildi zaten.
Çarpı varmış, tamam. Onayla. Kontrolü kurtula. Ya şükür kardeş. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Aha, ich musste einen Sturm haben. Hab mein Motorrad verloren. Oh, das klingt aber wirklich mies. Zum Glück sind unsere Waren in Top-Zustand. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Ja, also, schön. Tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. Und hier ist der Kelepçe var. Geri suçma. Okay, sonuçlar. Sam için sipariş. Teslim edildi. Hepsini toplamış mıyım? Miktar bir veya daha fazla. Evet. Ortalığı kargo. Kat edilen mesafe değerlendirilene tabi. Otomatik atlama açık. Yo, bakalım bir ne diyor bu. Sam için sipariş. Ana teslimat hacmi. 75 kilo. Toplam teslimat ağırlık bonusları. Ya beni övüyorlar. Efsane diyor. Genel derece. Awesome. Süper. Harika. Vay, teşekkürler. Teslimat tamamlamak için kazanabilen beğeni. Teşekkürler. Sonrakiye girelim. Kayıp kargo. Kargo hasar yüzdesi. Hadi be, o da mı var? Düşürdüğümde hasar mı oluyor? Kargo %4 hasar. Oha. Kargo hasar yüzdesi. Kargo araçlar %54. Bunu bayağı uğraşmış şu an. Zaten kaç taneydi? Alıcıdan beğeni 366. Teslimat tamam, teşekkürler. Ne diyorsun? Taşıyıcı derecesi, taşıyıcı, toprağım 68. Taşıyıcı derecesi, taşıyıcı 000. İsmini değiştirmedi bu. NPC'nin kayıp kargosu teslim edildi. Kafam karışıyor. Atlayak mı? Ne yapak? Önce bakalım aşağı yukarı ne diyor. Köprü bağlantısı, teslimat süresi, kargonun durumu, çok yönlü, teslimat hacmi. Kayıt tamamlandı. Acil bir görev. Okumayacağını, bir şeyler yazıyordu belki. Hideo Kojima, game designed by. Hideo Kojima da ismini eline geldiğince her şekilde gösterdi artık oyunda. Ha, şöyle bir şey ver bize ya. Yollar da var burada. Biz de bir tuhaf bir yer buluyoruz. Herkese aşağıya gitmişim. Niye zaten yukarıdan gidiyor ki, onu anlamadım. Nasıl olsun. Kesinlikle orada Hideo Kojima. Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sam Potter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los! Kardeş, bize motosiklet ne oldu ya? Hier, siehst dir an. Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne? Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Ach, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden.
Yakacaklar. Der Weg dahin ist voller Gedeih. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Yakmalar lazım acilde. 40 saat olmuş öyle, intihar etmiş adam. Ve bizimkinin sanki özel güçleri var. Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Es muss schnell gehen, sonst knallt sie hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe Gedeih nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge-Baby, ja? Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Boah, ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Kardeşim, nasıl bir fantezi bu ya? Koynumuzda bebek taşıyoruz. Ya da o taşıyor. Acaba biz de mi taşıyacağız? Ama... Aha, Productive Directed by Hideo Kojima. Anladık kardeş artık. Tamam, sen zaten yeterince övdün mü oyunun başında? Şu an oyunun her kısmı bitti. Fatih kısmı galiba. Prologu bitti galiba. Princess Kapı'da. Amerika'da bayrağı vardı sanki. Haritası vardı orada sanki. Die Welt war eine andere als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Boden wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Kardeş, sizce, hey, şurada bir şeyler oluyor. Aha, dağılıyor. Yağmur mu yağıyor? Ach der Scheiße, ein Regenbogen. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich so weit. Shit, wir müssen mitten durch die Gedeih durch. Da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein, nichts. Dieses Baby muss kaputt sein oder so.